Geçen hafta anlatmaya değer bulduğumuz önerilerimizin 9. podcast ile karşınızdayız. Merhaba Utku. Merhaba Yasemin, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Şey diyecek miyiz? Geçen hafta anlatmaya değer bulduğumuz önerilerimizin 109. podcast ile karşınızdayız. Yani umarım deriz. Sanırım 109 deriz orada. Bunu bir ara güncellememiz gerekiyor. Aynen öyle. Zaten Ali'den jenerik bekliyorduk, evet, yani. O zaman ya. Bunu demeyiz herhalde. Evet. Jenerik girer, biz de hemen nasılsın Utku, nasılsın ya? ne okuduğunla başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Anlatmak ister misin ne okudun geçen hafta? Aslında daha önce konuştuğumuz kitabı okumaya devam ettim. Dört Efsane Çevreci'yi okudum. Metin Erdoğan'ın. Ve aynı zamanda Mahir Ünsal Eriş'in Olduğu Kadar Güzeldi kitabını okumaya başladım. Sait Faik hikaye armağanı listemdeki kitaplardan birisiydi. Aslında ben bu kitabı daha evvel okumuştum. Ama yeniden listemi gözden geçirirken yeniden okumak istedim. Bu sefer sesli olarak dinliyorum ama kitabın çok başındayım. Biraz ilerleyeyim, ondan sonra kitapla ilgili bilgi vereyim. Ama tabii ki muhteşem bir dil. Yani çok çok iyi bir kitap. Daha önceden de mutlulukla okumuştum. Diğer kitapta Dört Efsane Çevreci. Metin Erdoğan'ın Manisa tarzını, Atatürk, Ali Kaynas Balıkçısı ve Hayrettin Karaca hakkında yazdığı bir kitap. Manisa tarzını daha önce konuşmuştuk. Geldik aslında baş karakter Atatürk'e. Atatürk'ün çevreci kişiliğiyle ilgili birçok örnek olmakla birlikte Yürüyen Köşk üzerine çok fazla duruyor. Ben de bugün aslında kısaca Yürüyen Köşk bilmeyenler için bir hatırlatmak istiyorum. Yürüyen Köşk gerçekten öyle bir köşk var Yalova'da. Atatürk 1929 yılında Ertuğrul Yatı'yla köşkün bulunduğu yerin oradan geçiyor. Orada bir ulu çınar görüyor. Çınarı çok beğeniyor ve durun diyor. Alana gidiyor ve diyor ki buraya bir köşk yapalım. Hemen hızlıca o sene köşk yapılıyor. Tabii bir sene içerisinde çınarın dalları uzuyor, köşke kadar ulaşıyor ve çatısına geliyor. Çatısına değen o dalları kesmek istiyorlar. Atatürk diyor ki hayır, dallar kesilmeyecek, köşk kaydırılacak. Çünkü bu çok saçma gibi geliyor şu anda ama gerçekten kaydırıyorlar. 4 metre 80 santim kadar köşkü kaydırıyorlar. İstanbul'dan, İBB'den, o zaman belediyeden, işte mühendisler, mimarlar geliyor ve köşk kaydırılıyor. Bu Atatürk'ün çevreci kişiliğine dair bir simgesel bakış açısı tabii ki. Bu Yalova'daki köşkü, Yürüyen Köşkü'nü, eski adıyla Millet Köşkü'nü ben ziyaret etmiştim. Şu anda da burada konserler vesaire yapılıyor. Çünkü hani Atatürk'ün o çevreci bakışına, bir ağaç uğruna neler yaptığına dair bir gönderme olarak, simgesel olarak da kullanılıyor. Burada ben o köşkü gördüm. Çok güzel bir köşk. Zaten gerçekten de Atatürk'ün o bölgeyi bir köşk yaptırmak istemesini de anlıyorsun köşkü görünce. Yalova, İstanbul civarlarını yaşayanlar için bir günlük, bir tam günlük gezmek için harika bir yer. Daha önce bahsetmiştim Yalova'nın, yani örneğin Emerald'ın bir mimari çalışması var. Orada bir müze var belediye binasının yanında. Müzenin içerisinde bir kağıt müzesi. Kağıt, kendi kağıdınızı yapabiliyorsunuz. İşte Türkiye'deki o kağıt süreciyle ilgili, daha doğrusu Anadolu topraklarındaki kağıt süreciyle ilgili güzel, bence toparlanmış bir müze çalışması da var. Yalova'yı bir gününüzü ayırmanızı öneriyorum. Yürüyen Köşk'ü de mutlaka gezin. Açık. İçeriye de gezebiliyorsunuz. Atatürk'ün kişisel eşyalarında olduğu, o da aslında bir köşk ama müze gibi de diyebiliriz. O zaman geziye anasım geldi şu an. Bir ağaç uğruna köşkü yürütmek. Aynen öyle. Bir ağaca sarılmışlık. Evet. O yüzden çok simgesel. Son zamanlarda çok, daha da çok sahiplenildi. Evet. Evet. Başka var mı? Başka kitabım yok. Sende? Bende de şöyle, aslında bitirip tamamladığım yok. Yeni başladıklarım var. Senden aldığım Kemal Varal'ın Yok Yolcusu'na başladım. Şöyle, şu an 4 kitap okuyorum ve biraz abarttığımı düşündüm. Bölmeye karar verdim gün içerisinde. Sabah bir okuma yapıyorum. Vapur ya da yolculuk sırasında bir okuma yapıyorum. Atölyede bir okuma yapıyorum. Bir de gece yatarken bir okuma yapıyorum. Yoksa dedim ki yani olmayacak, böyle bir şekilde bölmem gerekiyor. Şöyle, Kemal Varol'u vapur sırasında okuyorum. Güzel oluyor çünkü çok izole bir şekilde oluyor. Yani benim seyahat ettiğim saatler
iş saatleri olmadığı için çok sakin bir şekilde seyahat edebiliyorum ve konsantrasyonum bozulmuyor. Ama bazı noktalarda şöyle, dili bana çok yabancı, çok fazla bilmediğim kelime var. Öyküden kopuyorum. Tamamen kendimi bırakamıyorum, teslim olamama gibi bir durumum oluyor. Kalıyorum burada, ne demek istemiş, bu kelime nedir falan diye bazı noktalar var. Bir tık o benim şey demeyeyim, kötü hissettirdi ya da yabancı hissettim de diyebilirim. Belki hani alışık olmadığım bir durum olduğu için aslında hani farklı bir deneyim yaşıyorum şu an. Güzel, dördüncü öyküsündeyim. Bakalım, tam bilmiyorum. Bitirince zaten tam anlamıyla anlatırım. Onun dışında sabah okumalarımı şeyle başladım. Virginia Woolf'un Orlando'suyla başladım. Orlando'da şöyle 16. yüzyılda Londra'da bir soylu Orlando. Ve kraliçeyle bir tanışması oluyor. Sonra kraliçe onu çok beğeniyor. Kraliçe saraya görevli olarak yanına getiriyor ve şu an oralardayım. Hani Orlando'nun çapkınlık dönemini okuduğumu söyleyebiliyorum. Ona da anlatırım bitirince. Atölyede hala şeye devam ediyorum. Batı sanatında aşk ve bazı ufak felaketler. Ve gecede Patrick Rothfuss'un Kral Katili Güncesi diye bir üçleme yapıyor aslında ama üçüncü kitabını hala yazmadı. 2020'de bekleniyordu ama neden olduğu bilinmemekle beraber yazmıyor. Yani birinci kitabını çok hızlı bir şekilde okumuştum. İkinci kitabını da söyleyeyim, bitsin istemiyorum. Çünkü biterse üçüncü kitabı yok ve çok üzüleceğim. Çünkü çok keyif veriyor bana. 1500 sayfalık falan bir kitap. O yüzden gece onu okumayı tercih ediyorum ki böyle çok az okuyayım, hemen uykum gelsin. Uyuyayım ve bitmesin diye. Şu an böyle 4 kitap üzerinde ilerliyorum. Anlatacağım. Roman bitti galiba, değil mi? Son evet. Bahsettiğim. Roman, fantastik bir roman. Hmm. Ve çok sürükleyici. Hmm. Harika. Yani hem edebi diline bayıldım. Tavsiye ederim fantastik sevenlere. Hmm, güzel. O zaman ne izledin mi diyelim? Ne izledin diyebiliriz. Ya bende çok bir şey yok ama sende vardır gibi geliyor bana. Ben bu hafta bir geçtiğimiz hafta sinefilliğime döndüm. Çünkü seni fanustaki yazında gördükten sonra dedim ki Yasemin Japon sinemasına düşmüş. Ben her şeye düştüm. İnanılmaz izledim ya bu hafta. İnanılmaz yani. Güzel. Zaten ortak seninle iki filmimiz var. Ondan bahsederiz. Senin onlar dışında bahsedeceğim var mı? Hayır, bende yok başka. O zaman ben kısaca kendi izlediklerimden bahsedeyim. Tamam. Mandalorian'a devam ediyorum Disney Plus'ta. Star Wars evreni. O çok güzel zaten, devam ediyor. Bitince konuşuruz. Grace and Frankie'nin ikinci sezonunu bitirdim. Ooo, çok evet, hızlısın. Tabii, onu diyorum ya, inanılmaz. Çok iyi. Her şey sömürme gibi. Hani böyle bir öyle bir kafaya girdim geçtiğimiz hafta. İkinci sezonunda Grace and Frankie, bahsetmiştim ya Frankie'nin şeyinden, kayganlaştırıcı. Grace'in aslında eski sahibi, yani kendi kurucusu olduğu şirketi emekli olduktan sonra kızına devrediyor. Kızı devam ettiriyor şirketi ve Frankie'nin de bir işte kayganlaştırıcı üretiyor. Ve bunu işte şey yapıyorlar, o kıza fikri sunuyorlar. Bunlar bir ortaklık kuruluyor. Fakat birinci sezonun sonunda böyle bir iş ortaklığı kuruluyor. Çok güzel bir şekilde bitiyor. İkinci sezonda Frank şirkete gidiyor. Pardon, buna numuneler geliyor denemesi için. Bir bakıyor ki şeyin içinde palmiye var. Hmm. Ve kadın tabii ki de tamamen karşı evet olduğu bir şeyi kendi ürününe, kendi ürettiği ürününe eklendiğini görüyor ve bunun savaşına giriyor. Hmm. Fakat bu savaşı kaybediyor. Hmm. Çünkü yani o firmanın daki kadın da işte şey diyor, yani biz sana bir sözleşme gönderdik, bunu okumadın mı? Tabii ki de olacak. Çünkü tabii ki de bir şey olacak, raf ömrü olmak zorunda. Senin yaptığın içerik 2 gün içinde bozuluyor. Çünkü hiçbir katkı maddesi yok. Hı hı. Ama Frank tabii ki de buna karşı. Bazı eylem girişimlerinde falan bunun çok tatlı bölümler. Tabii ki de kazanamıyor ve hı hı bırakıyor orayı. En sonunda şöyle bir şeye karar veriyorlar. O zaman biz 60 yaş üstü kadınlar için vibratör üretelim. Aha, çok iyi. Çünkü Grace vibratör kullanırken bileğini sakatlıyor. Ha. Diyor ki vibratörler de genç bireyler için üretiliyor. Hiç yaşlı bireyleri düşünmüyorlar. Benim bileğim ağrıdı. Aa. Uzun süre tutamadım. Çok iyi. Vesaire diye. Şimdi 3. sezonda büyük ihtimalle onun şeyi başlayacak. O üretim süreci. O yeni bir iş ortaklığı. Ve Grace ve Frankie bir beraberlik kuruyorlar bunun üzerine. Bir iş planı oluşturuyorlar. Evet, onu da bitirdim. Sonracığıma ne izlemişim? Balina'ya geçmiyorum, İntikam Meleği'ne de geçmiyorum, evet, seninle konuşuruz diye.
Tamam, şundan da bahsedeyim. Japon sinemasına düşmeden önce. Benim Sanatım diye bir programdan bahsetmiştim ya YouTube'da. Evet. Oradan iki bölüm izledim. Bir bölümü Yahşi Baraz'ın hayatı. Bana göndermiştin, evet, ama izleyemedim henüz. Şöyle, Yahşi Baraz aslında Türkiye'deki ilk galeri kurucularından biri. Hala hatta Kurtuluş'ta Galeri Baraz adlı bir galeri devam ettiriyor. 1970'lerde kuruluyor. Şöyle bir vizyonerliği var. Zamanında mesela gidiyor, Amerika'ya gidiyor 1980'lerde. Galeri kurduktan sonra işte resim topluyor ya. Orada Andy Warhol'la tanışıyor. Ve Andy Warhol ona şöyle bir teklifte bulunuyor. İki eserimi 100 bin dolara satarım size diyor. Ve sonra Yahşi Baraz geliyor bunu Türkiye'deki şeylere anlatıyor. Tabii ki de kimse kabul etmiyor. O zaman dolar çok yüksek. Kimse Andy Warhol'u da tanımıyor, evet. Yahşi Baraz diyor ki... Şimdi 100 bin doları satılır. Şu an diyor, ben o zaman diyor Andy Warhol'un iki tablosunu 100 bin dolara alsaydım... Şu anki piyasasını düşünebiliyor musunuz? Evet. Türkiye'de iki eser olacaktı. Evet, inanılmaz, paha biçilemez. Hani ben Andy Warhol'u çok sevdiğimden değil, onu da belirteyim, ama sonuçta böyle bir piyasa var, böyle bir gerçeklik var. Yani buna bir yatırım olarak bakarsak kaybetmiş. Aslında büyük bir yatırımcı. Kendisi aslında seramik sanatçısıymış. Evet, akademiden mezun. Bir sürü de sergisi varmış ve işlerini de belgeselde gösteriyordu. Ben bir seramikçi olarak çok etkilendim. Çok güzel işleri varmış. İsterim yani görmek. Gidebiliriz yani Utku bir ziyaretine Galeri Baraz'ın. Bence de. İlk galerilerinden Kurtuluş, olduğunu düşünürsek. Rotamızda var aslında, bir Kurtuluş günü yapabiliriz. Kurtuluş'ta çok güzel profiterol yapan bir yer var, oraya da gideriz. Çok severim. Profiterol çok severim. Bence İstanbul'da en iyi profiterol. Türkiye'nin en iyi profiterol. Bak çok iddialıyım. Öyle mi? Nazar. Gidelim. Gerçekten mi? Vallahi gidelim. Bir Kurtuluş günü yapalım. Tamam. Akşam da Madame Despinal. Ben bu arada bayağı şeyimdir profiterol konusunda, elitistimdir. Ben de suyla yapılanı inanılmazım yani. Aynen. Ev yapın falan umurumda değil. Suyla yapınca umurumda değil. Sütle yapacaksın onu. Tabii. Farklı. Tamam, deneyelim. Tamam, çok anlaştık. Güzel. Akşam da Madame Despinal bakarız. Sezen Aksu kapıdan girecek mi diye. Madame Despinal yaşıyor mu? Madame Despinal da hala var mı bilmiyorum. Vardı, çok ütopiyi vardı. İşte gençlik zamanlarımız eski. Tamam ya, güzel bir güzel Kurtuluş günü yapalım. Bir de Ayşe Erkmen'i izledim gene Benim Sanatım'da. Ayşe Erkmen de günümüz çağdaş sanatın önemli bir kadın sanatçısı. Berlin'de yaşıyor. Birkaç işini anlatıyor ve çok çok etkilendim. Çağdaş sanat yapıyor. Bir böyle Frank yok şeyde galiba. Tam şehrin adını şu an hatırlamıyorum. Not almamışım. Bir şeye katılıyor. Sanat sergisi. Fakat çağdaş sanat sergisi ve şehre özel bir sergi. Bir kilise var o şehir, bulunduğu şehirde. Oradaki kiliseye bir şeyler yapmak istiyor. Kilise böyle hayır yapamaz falan filan derken bir noktaya geliyor ki Ayşe Erkmen kilise ve kilisenin sahip olduğu alana dair hiçbir şey yapamaz. Buraya yaklaşmasın bile noktasına geliyor kilise. Kadına dair bir şey mi var acaba? İsteme. Ayşe Erkmen'e dair bir sorun var acaba? Bence kilise tarafından. Kendisine hani çağdaş sanatla bir şey yapılmasına karşı. O olaya karşı gibi bir tutumu var. Ayşe Erkmen de diyor ki sen misin bana bunu diyen? Orada bir müze var. Oradaki antik şeyleri, heykelleri alıyor. Madem ben diyor senin üzerine bir şey yapamıyorum, senin bulunduğun topraklara bir şey yapamıyorum, ama sen bana gökyüzünü yasaklayamazsın. O zaman diyor helikopterle oradaki 5 tane heykeli kilisenin etrafında dolaştırıyor. Günün belli saatlerinde. İşte bu ya. Ve o kadar ilgi topluyor ki bu iş. Herkes gelip böyle bekleyip kilisenin karşısında izliyorlar. O işte eseri izliyorlar. Helikopterde sallanan bir heykel. Antik çağ gibi olabilir. Öyle bir şey düşün. Hani eski heykellerden düşün. Çok iyi. Onu çok inovatif. Evet. Kilisenin etrafında dolandırıyor böyle. Ve kilise tabii ki de hiçbir şey diyemiyor. Çünkü gökyüzüne karışma hakkı yok. Çok güzel. Evet, i̇şte çok bu güzel. Sanatın sıkışmışlıkla çok iyi şeyler çıkarması. İnanılmaz. Belki sıkıcı bir galeri sistemi olacaktı eğer izin verselerdi. Evet. Çok iyi. Onlar çok etkilendim açıkçası. Çok
güzel bir kafası var yani. Sonra aslında birkaç işini anlatıyordu ama yani çok uzatmayayım çünkü bayağı anlatacağım şey var. İkincisi de Frankfurt'ta bir gene böyle bir sergi olacak. Bir yatırımcısı var falan. Diyor ki istediğin her şeyi yapabilirsin. Serbest, para var. Ne düşünüyorsan yapabiliriz. Frankfurt nehrinde, orada bulunan nehire 3 tane vapur getirtiyor her şartman. Biri Türkiye'den, biri Japonya'dan, biri de yanlış hatırlamıyorsam Avusturya falan gibi bir şeydi. Ve orada bu arada şey yok, vapur güzergahı, öyle bir sistem yok. Getiriyorlar vapurları 3 farklı kıtadan. Ve oradaki insanlara, şehirde yaşayanlara ya da işte turistik geziye gelenlere o ülkedeki satış fiyatından, Türkiye'de 15 lira mı bilet fiyatı, o fiyattan bilet şey yapıp nehir turu yaptırıyorlar vapurla. Ve bu iş o kadar şey oluyor ki, 1,5 ay falan kalıyor. Bu arada vapur ekibiyle geliyor. Türkiye'deki vapur gelen, yani oradaki kaptanı ve oradaki çalışan gelip 1,5 ay boyunca Frankfurt'ta kalıyor ve her gün tarifesine çıkıyor. Oradan gelen gelirle de bir şeyler yapmışlar, iyi bir işler yapmışlar, onu hatırlamıyorum tam. Sonra tabii ki de 1,5 ay bitiyor, herkes evine işte, vapurlar dönüyor falan. İnsanlar diyorlar ki, vapurlar nerede? Çok iyi. Evet. Ve sadece bu talepten dolayı şu an orada vapur seferi koymuş Frankfurt. Ay, yani zorunda kalmış gibi bir durum. O kadar talep var, insanların o kadar hoşuna gitmiş ki. Bu da çok ilginç bir yaklaşım. Güzel. Evet. Bir de ikinci işi öyleydi. Bunu izledim. Bunun zaten linklerini koyarız. Fanus 9 geçen haftaya koyarız. İzlemek isteyenler izlerler. Tabii. Evet, sonrasına geçiyorum. Aslında bu bir keşifti. Keşifte de bahsederdik ama şimdi ne izlediğine geldiğimiz için burada bahsediyorum. Japon film festivallerinin bulunduğu bir platform keşfettim. Tamamen tesadüfi bir şekilde keşfettim. Hatta sana söylemiştim, bunu deneyeceğim. Eğer başarılı olduğunu bulursam anlatacağım ve yazacağım. Evet. Fanus'ta yazdım zaten. Evet. Ben heyecanla okudum ve birden fazla dili olduğunu gördüğümde de çok mutlu oldum. Türkçe yok maalesef ama İspanyolca, Çince, İngilizce olması evet, Türkçe'de olma ihtimalini gösteriyor aslında. Neden olmasın ki? Yani 150 yıl sonra. Çünkü önce bir Fransızca var, İtalyanca var hani ama olsun. O da olur ya. Şimdilik İngilizceyle idare edelim. Ya da diğer dilleri bilen kişiler onlarla idare etsin. Japon Film Festivali, aslında Japon Vakfı, Japan Foundation destekliyor zaten Japon Film Festivallerini. Bunlar diyorlar ki biz bir çevrim içi bir platform yapalım, ücretsiz olsun ve buraya bağımsız filmleri koyalım ve dünyanın her yerinden insanlar ücretsiz olarak bunları izlesin. Ve şöyle bir karar alıyorlar. 6 tane bağımsız sinema, işte bizdeki Kadıköy sineması, Atlas sineması gibi ufak bağımsız filmleri gösterilen sinemanın yöneticilerine bize ikişer film önerin diye gidiyorlar. Güzel. Ve her 6 tanesinden her biri ikişer film öneriyor ve şu an 12 filmi orada o platformda ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Kayıt olmanız gerekiyor. Sadece mail adresiniz ve şifre belirlemeniz yeterli. Telefondan girilebilir, bilgisayardan, televizyondan izliyorsunuz. Deneyemedim. Ben bilgisayardan izledim. Ama bilmiyorum, belki de televizyondan da, akıllı televizyonlardan da bağlanılıp izlenebilir. Güzel. Ben, zamansız filmlerden bahsediyoruz. Tabii, yani tabii. 2023 değil yani. Değil. Yılda olabilir. Benim izlediğim en eski 2014'tü. Ama belki daha da eskisi vardır. Dediğim gibi ben sadece 3 tanesine bakabilirim. İlk belgesel izledim. A Little Girl's Dream diye. 2014 belgeseli dediğim, 2014 yapımı dediğim şey oydu, çekim oydu. Şimdi çok enteresan, belgesel 26 yıl boyunca çekilmiş Utku. Sonrasında ben yönetmenin, bu arada şey de çok güzel, yönetmen ve oyuncularla yapılan röportajların da şeyleri var, videoları var. Zaten belgeselden beklentim, gerçekten backstage diyebilir miyiz buna bilmiyorum ama bir röportaj öncesi sonrasını. Evet.
Yani ilk sinema gösterimi, galası, bunların hepsini vermesini ben bekliyorum açıkçası. Ya belgeseli izledim tabii ki de nasıl dedim yani, hani sen yönetmen olarak 26 yıl boyunca bu insanın bu noktaya gelebileceğini nasıl kurguladın diye şüphelerim vardı. Sonrasında hemen aşağıda yönetmenle röportaj vardı YouTube'da, ona çok baktım. Şöyle belgeselde şu aslında, A Little Girl's Dream'de küçük bir kızın işte hayali. Çok ufak bir köy düşün Japonya'da. Çok inanılmaz karalan bir köy ve köyün nüfusu 50 falan. Orada bir okul var. İlkokul ve ortaokul. Ve sadece okulda 9 öğrenci var. Ama onun için tren gönderiyorlar değil mi? Çünkü öyle hikayeler var da Instagram'da. Tren göndermiyorlar çünkü okul bayağı. Hani köyde 2 adım ileride zaten. Bir öğrenci için neler yapılıyor. Yani tarım ve çiftçilikle geçinen bir köy. Çok yani ufak olduğu için zaten herkes birbirini tanıyor falan filan, ondan bahsetmeyeyim. Şöyle 9 kişilik bir okula 3 tane inek gönderiyorlar. Ve çocuklara diyorlar ki bu ineklerin bakımından, beslenmesinden, her türlü sorumluluğundan siz sahipsiniz. Bir sene boyunca bakacaksınız. 1 yaşında mı geldi? 2 yaşında bu inekler satılacak. Hı hı. Hani bunu da bilin. Ve çocuklar o ineklere bakmaya başlıyor. Tabii ki de çok büyük bir bağ kuruyorlar aralarında. Evet. İçlerinden işte bir kız da o ineklerle çok, o inekler aşırı büyük dostluk kuruyor. Onun bakımıyla çok ilgileniyor ve diyor ki ben ileride veteriner olacağım. Hı hı. Sonra işte bunlara işte gidecekler artık inekler. Bir mezuniyet töreni düzenleme kararı alıyorlar. İşte bunlar şiirler yazıyor, sertifikalar hazırlıyor, çocuklar ağlıyor falan filan. Bu tabii ki de hani çok büyük bir ses getiriyor ve oraya bağlı yerel bir gazeteci gidip oraya çekim yapıyor. Ve bu hikaye çok ilgisini çekiyor. Sonra oradaki o kızla işte bir arkadaşlık kuruyor ve kız diyor ki ben ileride diyor bu hikayeden dolayı diyor veteriner olacağım diyor. Ve adam diyor ki tamam diyor yönetmen. Ben diyor seni diyor çekmeye başlayacağım. Güzel. Kız diyor ki tek bir şartım var. Eğer ben başarısız olursam bütün şeyleri yakacaksın. Bunun gösterilmesini istemiyorum diyor. Adam da tamam diyor, söz veriyor. Ve kız gerçekten başarılı oluyor. Veteriner oluyor bilmem ne. Aslında o kızın işte 8-9 yaşından 30 yaşlarına kadarki olan işte nasıl sınavlara giriyor, nasıl işte üniversiteleri kazanıyor, hangi koşullarda çalışıyor falan gibi işte o küçük kızın hayali diye bir belgesel. Çok güzel. Tatlıydı. Çok güzel. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İkincisi In the Distance diye bir film. O 2002 yapımı bu arada. Pandemi filmi diyebiliriz. Zaten pandemi... 2022. He, 2022. Hı-hı. Pandemi sonrasında yani aslında hala devam eden bir süreçte iki ev arkadaşı, kadın ev arkadaşının aralarında olan birbirleriyle aslında çekişmelerini konu alıyor. Bunlar aslında üç kişiymiş ev arkadaşı olarak, fakat bir kişi pandemi öncesi Amerika'ya gitmiş ve bir daha da dönememiş bu süreçte. Bu, ama o ikisinin yani orada yaşayan, mevcutta iki ev arkadaşı yapan iki kadının ilişkisi aslında o üçüncü kadın tarafına, yani ondan besleniyormuş aslında. Bunlar bir üçlü grupmuş, o kadın gidince bir anda böyle bir kalmışlar. Biz ne yapıyorduk ki seninle, zaten hani bizim arkadaşlığımızı sağlayan üçüncü bireydi. Doğru, güzel. Evet, güzel. Çok farklı bir bakış açısı. Onu da tavsiye ediyorum. Bir de üçüncü, asıl üçüncü film yani beni çok etkiledi. Drive Into My Car diye bir film. 2022 filmi. İzledin mi acaba diye çok yakın geldi bana. Ay Drive Into My Car değil, pardon ya. O şey Drive My Car. O başka. Onu izledik. Drive Into Night. O kadar izleyeceğim okları ya. Drive Into Night diye bir film. O değil, asla alakası yok. Bu da 2022 yapımı bir film. Filmde demir fabrikasında çalışan iki işçinin işlediği bir suç üzerine kurulu bir film. Oyunculuk çok iyiydi zaten. Hmm. Zaten başroldeki karakter ödüllerce toplamış. Hmm. İki karakter var o suçu işleyen. Biri içine, çok içine kapanık, 40'lı yaşlarında ailesiyle yaşayan bir birey. 40 yıl boyunca neredeyse hiç sevgilisi olmamış.
Diğeri ondan daha genç, daha popüler, daha çapkın, evli fakat karısını aldatan bir tip. Bunlar bir şekilde bir akşam beraber oluyorlar ve bir suç işliyorlar. Japon toplumuyla ilgili çok güzel konulara parmak basmış, çok iyi eleştirilerde bulunmuş. Ben biraz hani biliyorum, mezuniyet alanım bu oldu ve bir süre orada bulunduğum için. Ama günün sonunda çok uzak bir yer Japonya ve popüler kültüre de çok aşina değiller. Mesela Instagram kullanan çok fazla Japon bulamazsın. Zaten WhatsApp kullanmıyorlar. Kendi farklı bir WhatsApp'a benzer bir şey, sohbet alanları mevcut. Aslında hem yakınlar ama hem de çok uzaklar. Çok modernler, aslında hiç modern değiller. Sen Japon toplumuna iyi bir göz. Güzel, birçok güzel şey önerdin. Ama birlikte izlediğimiz ve birlikte izlemediğimiz ama eş zamanlı izlediğimiz filmler de var bu hafta. Evet Utku. Hangisinden başlayalım? Balina mı yoksa İntikam Meleği Kadın Hamlet'ten mi? İntikam Meleği Kadın Hamlet'ten başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bu İntikam Meleği Kadın Hamlet filmini Mubi bana önerdi haftalar evvel. Ben de izleme listeme koydum çünkü Hamlet'i görünce algıda seçicilik. Dedim ki benim bunu kesinlikle seyretmem, izlemem gerekiyor dedim ve izleme listeme koydum. Sonra senin yazdığın 42. İstanbul Film Festivali açılış gününde seyredilecekken, izlenecek film olarak onu ve yazdığın için dedim ki benim bunu hemen izlemem gerekiyor. Hemen izlemem lazım. İzledim ve sana dedim ki sen de izle, birlikte konuşalım dedim. Ben açıkçası filmle ilgili Fatma Giri'nin başrolünde oynadığı bu film, yani o kadın Hamlet diye Hamlet karakterini canlandıran Fatma Giri geçtiğimiz sene hayatını kaybetti. Zaten film festivali de bu nedenle ya da bu sayede bu filmi gösterime almak istedi. Ona bir teşekkür, evet, bir vefa, aktı vefa. Evet, aynen öyle, böyle bir şey oldu. Film, ben Mubi'de izledim, sen de Mubi'de izledin ben de galiba. Mubi'de izledik. Valla ben 150 milyon kez farklı Hamlet uyarlaması gördüğümüz için bu uyarlamalardan ilginç bir uyarlamaydı. Sinemada ilk mi ama? Güzel benim soru. Benim için sinemada ilk oldu Hamlet izlemek. Gerçekten Cyrano'yu falan sinemada izledim ama gerçekten Hamlet'i, yani doğrudan Hamlet'i, mesela dizilere falan bir şekilde bir referans veriliyor. Hatta bence yeri gelmişken şey söyleyeyim, bir tiradı vardır ya Hamlet'in, muhteşem bir tiradı. Onu, dizinin adı neydi ya, Tansu Biçer falan oynuyor. Çok güzel bir kardeş dizisi bir tane. Beş kardeş mi? Vallahi dizinin adını hatırlayamıyorum. Yerli, Serkan Keske falan oynuyor. Ay, hepsinin tamam. Adı Nazım, Aziz, evet, falan. Evet, hatırlıyor, evet, musun? Evet, evet. Çok güzel diziydi. Yani resmen harap oldu dizi. Göztepe'de bir köşkte çekiyorlardı, aynen, hatta. Aynen, ben o sırada orada yaşıyordum. Gidip bakıyordum. Set ekibine, ama sonra bir anda bitti. Hatta izliyordum da ben o diziyi. Hatta dizi önce bir durdu, ara verildi, sonra yeniden başlandı. Beş kardeş olduğunu, yani böyle Nazım, Aziz gibi böyle karakterlerin oldu. Bir Serkan durdu, yeniden başladı. Serkan Keskin ailenin Tansu abisi. Evet. O hani daha İmamdı. Böyle... Evet, tamam. Aynen öyle. Bir tane haşere bir çocuk vardı. Ve sadece güzel bir şeydi, diziydi. O dizide de bir tiradı vardı. Muhteşemdir. Ya bence gerçekten gelmiş geçmiş en iyi Hamlet. O işte Hamlet tiratlarından bir tanesi. Çok güzel. Onun linkini de koyalım. Tamam. Tamam, çok güzel bir tirattır. Yani birçok yerde ama ben gerçekten Hamlet filmi hiç izlemedim. Ben de izlememiştim. Hakikaten haklısın. Kadın Hamlet'e kadar. Haklısın. İlginç bir uyarlama. Bayağı ilginç. Yani... Şimdi film olarak baktığın zaman başarılı bir film olarak görmeyebiliriz ama dönemiyle yargılamak gerekiyor ya, tarihte hep böyle söylenir. Bu nedenle Yeşilçam'dan kopmaya çalışan bir takım yönetmen ve yapımcılar var ama sansüre takılıyorlar. İnsanlar bunu izlemez diyorlar, yani gişeye takılıyorlar vesaire derken bu tip yapmak istedikleri şeyleri yapamıyorlar. Hamlet ve Kadın Hamlet'i bu bakımdan ben başarılı buldum açıkçası. Ama bunu ya gişe asla yaptığını düşündüm. Hatta belki şeye bile çıkmamıştır. Yani vizyona bile girmemiştir bu film, bilmiyorum gerçekten. O bakımdan bu elbette başarılı. Yani para başarısı olarak bakarsak başarılı değil ama deneme yanılma bakış açısıyla çok başarılı bulduğum bir film. Bir taraftan da mesela Hamlet'in hiçbir vasfı olmamasına rağmen kadın olmasının bir duruş olduğunu düşünüyorum. Ama kadın olması dışında politik bir görüşü var mı? Politik bir duruş, bir kadın hareketine referans var mı? Hayır, yok.
her şey çok sıradan, sadece kadın olması burada politik bir duruş. Ama mesela bu kadın değil de erkek olsaydı bir şey değişir miydi? Hiçbir şey de değişmezdi. Bu nedenle ben başarılı buldum. Şey de söyleyeyim, Hamlet, Fatma Girin oynadığı genç bir kadın, Amerika'da öğrenim gören orta üst, hatta yani üst segment bir aileden gelen, zengin varsıl bir aileden gelen bir birey olarak, bir kadın olarak Hamlet'i canlandırıyor. Bildiğimiz Hamlet'te olduğu gibi amcasının kendi babasını öldürdüğünü ve annesiyle aşk yaşamaya başladığını önce bir babasının hayatını görerek tahmin ediyor. Sonra onlara bunu itiraf ettirmek istediği için de bir senaryo kuruyor. Önce deli rol yapıyor. Ondan sonra da bir tiyatro oyunu sergileri ve tülat sanatçılarını, Nevra Serezli gibi tiyatro oyuncularını getirerek onlara bunu itiraf ettirmeye çalıştık. Bir oyundan uyarlama bir film. Birebir neredeyse Hamlet'i almışlar. Hamlet'in sevgilisi, şu anda adını hatırlayamadım ama Orhan mıydı? Orhan evet, yaşa şeydeki Hababam sınıfındaki Ahmet. Evet. Mesela o dönem için fazla entelektüel, bilgili, dengeli bir adam. Sen beni nasıl terk edersin? Şak diye aslında dövmesini beklediğimiz bir karakterken, hani ben seni seviyorum, sen beni seviyorsun, niye biz devam etmiyoruz ki diye, yani çok makul, dengeli cevaplar veren bir karakter. Döneminin çok ilerisinde bir film olduğunu düşünüyorum. Ama film olarak bakarsak evet, yani bir sinema oyuncusu tiyatroyu bakış açısı deli deli hareketler yapan bir şey. Böyle. Fatma Girik çok büyük büyük oynamış. Çok büyük büyük oynamış. Belki de bilerek büyük büyük oynamıştır. Çünkü diğer oyunculardan çok farklı bir oyunculuk perform ediyor orada. Zaten hani fark ediyorsun onu. Neden yaptığını anlamadım. Hani bir sebebi vardır. Acaba tiyatrodan uyarlandığı için ben büyük büyük oynayayım, geri kalan oyuncular standart Yeşilçam oyuncuların oynadığı gibi oynamaya devam etsin. Benim için de yani hani şöyle bir şey denenmiş. Denenmiş, evet. Klasik Yeşilçam saçmalıkları çok vardı tabii ki de. Ama denenmesine sağlık. Hı hı. İyi bir film. İzlediğime çok memnunum, evet, ben. Evet, benim için de farklı bir deneyim oldu. Birincisi Hamlet'in sinemaya uyarlanması. Evet. İkincisi Hamlet'in bir kadın olması. Evet. Fatma Girik'in olması. Bunlar güzeldi benim için de. Evet. Hamlet'i de tiyatroda hiç seyretmediyseniz ya gidin seyredin. Yani artık hani 2023 yılında bir tane bir yani gidin yani, değil mi? Balina. Hadi Balina'yı konuşalım. Vallahi yine tiyatroya ben bir şey vereceğim açıkçası. Ama şundan başlayayım. En iyi erkek oyuncu dalında ödülünü kaptı Oscar'da Brendan Fraser. Biz de 2022 yılı filmi olan bu Balina'yı Kadıköy sinemasında geçtiğimiz hafta Rota'nın sonucunda izledik. Balina'ya ne diyorum? Beni çok sarstı zaten, biliyorsun. Bir oyundan oyundan uyarlandığını bilmiyordum ben girmeden önce. O da çok etkiledi. Hı-hı. Aslında bir zaten tek mekan biraz bariz gibi aslında oyundan uyarlandı ama tabii ki de bilemiyorsun ama evet diyorsun, zaten tek mekan. Bazı sahneler de çok tiyatroydu zaten. Hani o evet. Liz'leki diyalog olan sahne ki çok çarpıcı bir sahneydi. Ben etkilendim. Yani ben şöyle çok iyi şeyler duyduğum için beklentim çok yüksekti ve hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Ve çok oyunu sırtına almış, onu çok yani oyun belli ki, burada o oyunu seyretmediğimiz için net bir şey söyleyemeyiz ama oyunu o kadar sırtına almış ki ona çok yaslanmış ve bence yeni bir şey katmamış. Sinema olarak artı değil, bir şeyi yoktu. Aynen. Sinema olarak kötüydü. Ama Brand yani çok iyi bir, çok iyi oynamış. Adam gerçekten oynamış. Bir de kostüm de çok iyi ve sadece kostüm değil, makyaj tasarımı da çok iyi. Yani adamın son zamanlarda tabii ki kilo aldığını biliyoruz. Bu oyun için, bu film için yeniden kilo aldığını biliyoruz ama aynı zamanda bir makyaj da var. Ya ben yakın çekimlerde neresi makyaj diye anlamaya çalıştım. Çok başarılıydı. Yani bu Hollywood'un yaptığı en iyi şeylerden birisi bu gerçekten. Bir tek eller şeydi değil mi? Biraz artık deformeydi, böyle evet. Hani orada hissettin elin el olmadığını. Evet, onun öyle. Dışında ama hiçbir şekilde hissetmiyorsun. Hele ki oturuşu, gerçekten de obez kişiler öyle oturuyor. Çok iyi gözlemlemiş ve muhteşem bir oyuncu. Yani gerçekten şu ödülü almakta çok haklı adam. Başkasına verilmezdi zaten bu ödül bu sene. Çok haklı. Tek mekan olması, ben tek mekan filmleri çok severim bu arada. Hani şeyi çok seviyorum mesela, Man from Earth. Evet.
ya da 12 Öfkeli Adam. Yani bunlar müthiş filmler. Yani şeyin gerçekten sinema tarihinin en iyi filmleri bence benim bakış açımla. Ama bunların kolaycılığı mesela 12 Öfkeli Adam'da şey vardır ya, öfke böyle arttıkça yani daha doğrusu sorunlar, tartışma arttıkça arkadan yağmur sesi hızlanır falan. Evet. Bu da klasik bir yöntemdir tabii ki. 2023 için çok basit yöntemler. 100 yıl önce çok güzeldi de. Filmde de biraz o vardı. Biraz fazla vardı ve beni şey yaptı yani bu mu? Çok çiğ geldi açıkçası. Evet. Tavlanmadım bununla açıkçası. Bu beni, ben bir sinemadan başka bir şey beklerim. Tek mekan güzel. Man from Earth mesela tek mekandır ve hani uçmaz kaçmaz ama başka bir hareket alanı vardır mesela sinemada. Aslında oyunu izlemedik ama tahmin edebileceğimiz kadarıyla oyun zaten buydu. Biliyor muyuz? Hani sinema evet. olarak üstüne bir şey katılmamıştı. Sadece sinemaya konulmuştu. Bu mesela oyunu biz nasıl Frankenstein'i izlediysek gibi hani o oyunun çekimini izleseydik de aynı şey mi olacaktı? Yani sen sinema olarak ne kattın artı olarak diyebilir miyiz? Evet. Mesela flashback yapmadı. Evet. Onu konuştuk ya, sinema olarak bunu flashback'te bize bazı şeyler verebilirdin. Hı hı. Dediğin gibi ses efektleri, müzikler. Ha, yakın kadraj çekimleri beni etkilemedi mi? Etkiledi. Çünkü Brandon çok iyi bu oyuncu. Evet, çok iyi. Hani ağlamadı Liz mı? Liz de öyle, Liz karakteri de öyle. Günün sonunda ağlattı Tabii. mı? Ağlattı. Hani tiyatroda izleseydim ağlar mıydım? Bilmiyorum. Hani izlemedim hiçbir şey. Ağlatması ama beni rahatsız etti aslında. Ağlak gelmesi, melodrama dönmesi. Hı. Ya abi bir an bırak, ben bir tiyatro seyircisi olarak şey bekliyorum. Ben ağlayacağım yeri bilirim arkadaşım. Ben güleceğim yeri de bilirim. Fena değildir benim ilküm. Ben anlarım, merak etmeyin. Sen vermek istediğini ver. Ben alırım. Anladım. Sen biraz çağınırmak, ağlaklığı sevmiyorum. Dayatması. Dayatmayı sevmiyorum. Evet. Aynen. Ben biraz anlarım evet, ya. Filmde resmen yakın kadraj. Ver müziği, ver efekti. Hadi ağlayın abi. Muhabbet olmuş. Evet yani 15-16 yaşında bir kız çocuğu. Evet. Babasıyla iyi bir ilişkisi yok. Yalnız kalmış. O yalnızlık. Muhtemelen hapa, esrara dönen bir hayat biçimi. Adamın da obezite olmasa başka bir bağımlılık olacak. Burada hani bütün karakterlerin çok yerli yerine ve ayakları yere basan karakterler olduğunu düşünüyorum. Hani hiç böyle uzak karakterlerin iyi oturduğunu düşünüyorum. Orada bir sorun yok. Ben sadece verme biçimini sevmiyorum. Sinemanın, ya bir sinema olarak bana bir şey vermedi. Sinema iyi bir sinema filmi değildi bence o yüzden. Ama karakter yazılımı olarak, kostüm olarak, makyaj olarak ve oyunculuk olarak çok iyiydi. Ben de oyundan uyarlandığını bilmesem daha fazla etkilenmiş olarak belki çıkacaktım. Belki de. Tam çıkmadan evet. Based on Play'i gördük ve orada evet. Ah dedik. Ah dedim ya. Keşke bilmeseydim. Evet. Çünkü beni yakalamıştı ama yakaladığı yerde yanlışmış aslında. Kopardı. Evet, kopardı. Tam aksi noktada kopardı. Ama yani yine izlemeye değer. Hele ki Kadıköy sinemasının izleyicisiyle izlemek ayrı bir güzeldi. Utku, sende tiyatro var mı bu hafta? Tiyatro yok maalesef. Henüz bir tiyatro seyredemedim ama tiyatroyu dar bir şey yapmak istiyorum. Dünya Tiyatro Günü'ydü. Evet. Dünya Tiyatro Günümüz. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Hepimizin seyirciler olarak da bizim de. Direktör arası tiyatro ödülleri verildi. Ve benim izlemediğim, seyretmediğim birçok oyun vardı. Listemi aldım, hemen onları seyredeceğim. Yan rolü bilhassa çok seyretmek istiyordum. O da tek kişilik performans olarak, prodüksiyon olarak ödüle layık görülmüş. Hemen onu seyredeceğim ve buralarda bir yerlerde konuşuruz. Ben de geleceğim. Emek'te seyretmeyecek miyiz? Emek'te seyredelim. Evet. Emek çok hak eder ya. Evet. Canımız Emek. O zaman Ne Keşfettin'e mi geçelim? Evet. Nereden başlayalım? Başlamak ister misin? Sen başla. Ben başlayayım çünkü Emek dedik. Emek'ten evet, devam edeyim olur mu? Şimdi ben biliyorsunuz ki Manisa'nın tarihi, coğrafi ve bir takım politik olaylarını yazıyorum ya. Bayağı da iyi gidiyorum. 60 tane falan yazı oldu elimde. Çok iyi, hızlı ben ilerliyorum. Ben merak ediyorum bu arada. Gerçekten şaka değil. Değil mi? Okumak istiyorum hepsini tek tek. Güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Güzel bir iş daha çıkacak. Orada bu hafta, geçten hafta Spil Dağı'nın endemik türleriyle ilgili bir yazı yazayım dedim. Çünkü Spil Dağı gerçekten ülkemizin en kıymetli dağlarından bir tanesi. Çünkü endemik türleri çok geniş. Hem faunası hem de florası bakımından. Yani hem bitki çeşitliliği hem hayvan çeşitliliği bakımından çok kıymetli bir yer. Mesela dünyada çok az olan, Türkiye'de de görüldüğü söylenen beyaz kartallar Spil Dağı'nda mesela. Bu yüzden de dedim ki ben bu Spil Dağı'nı yazayım. Doğa Derneği'nin sağ olsun bir raporu var. O rapora da bağlı kalarak bir yazı yazdım orada. Ve oradaki yazıdan nereden nereye şöyle bir hikaye kulağımda çınladı. Ve o kulağım çınlamasıyla beni Emek Tiyatrosu'na doğru giden, götüren bir süreç oldu.
Manisa Lalesi'nin hikayesini, Manisa Lalesi'nin antik çağdaki hikayesini bir gönderme yapmak istiyorum. Afrodit, canımız Afrodit'imiz, canımız tanrıçımız, Roma mitolojisinde de Venüs olarak bilinen Afrodit, Adonis'le büyük bir aşk yaşıyor. Adonis de güzeller güzeli, yakışıklılar yakışıklısı bir ölümlü. Yeraltı tanrıçası Persefon. Persefon da bu arada Demeter'in kızı, hani biz onu arıyorduk ya bir ara, evet. Hatırlıyor musun? Tantalus'un oğlu Pelops'un sağ omzu fil dişi olmuş. Onun evet. O var ya, o Persefon. Persefon kıskanıyor bunun ilişkisini ve Ares'e gidiyor. Savaş tanrısı Ares'e gidiyor. Bu da Roma mitolojisinde Mars'a denk geliyor. Ona diyor ki, senin Afrodit diyor, Adonis de takılıyor diyor. Ares domuz kılığını, yaban domuzlu kılığına giriyor ve Adonis'in peşine düşüyor. Ve Adonis'i kasığının bir üstünden zarar veriyor, onu yaralıyor ve oluk oluk kan akıyor Adonis'in kasığının üstünden. Şu anda Adonis kası olarak bildiğimiz o bölgeden bahsediyorum. O kan o kadar çok akıyor ki, akıyor dağlara, Sipil Dağı'na ve oradan Manisa laleleri çıkıyor. Mitoloji böyle söylüyor. Shakespeare de bundan çok etkileniyor. Yunan mitolojisi değil de Roma mitolojisi üzerinden, yani karakterlerin Venüs, Mars olduğu bu mitoloji üzerinden cadı avı oyununu yazıyor. Bu arada Manisa lalesine geri dönmek istiyorum. Manisa lalesi bir dağ lalesidir. Bu dönemlerde hani Mart, Nisan, Mayıs gibi çıkar. Şu dönemlerde artık bir Manisa lalesi haberini görmek istiyoruz. Koparılması 100 bin lira gibi bir cezaya tekabül ediyor. Çok kıymetli bir dağ lalesi ve bizim ülkemizde endemik türlerden 17 farklı o endemik tür var, lale. Lale bakımından çok kıymetli bir ülkede, coğrafyada yaşıyoruz. Shakespeare'in Cadı Avı'nda aynen bu hikayeyi, aslında ben bu hikayeyi okurken şeydim, ben bunu bir yerden hatırlıyorum gibi bir şeyden düşünmüştüm. Sonra pandemiden önceki yıllarda, yani bir muhtemelen 3-4 yıl evvel. Galiba 2016-2017. Olabilir. 2017 falan gibi bir tarihte. Konuşmuştuk, sen de gitmiştin oyuna. Ben de gittim. Harika. Engin Alkan'ın yaptığı müthiş bir oyun. Harika. Bu arada Shakespeare gibi Talat Said Halman'a da bir teşekkür etmek, bir... Onun hani toprağı bol olsun, devri daim olsun demek istiyorum. Çünkü onun muhteşem çevirisiyle, muhteşem Türkçe çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılan muhteşem bir metin. Engin Alkan rejisiyle Emek Tiyatrosu'nda Pınar Yıldırım'ın, Sitar Akbaş'ın ve Ayşegül Erkutay'ın üç kadını oynadığı, mitolojik karakteri oynadığı muhteşem bir oyundu. Emek Tiyatrosu yeniden aynı sahnelemesi, evet, mi acaba? Evet. Ares ve şey karakterleri de çok iyiydi bu arada. Adonis karakterleri de çok iyiydi. Ben Emre Yetim'in peşinden, evet, o sene Emre Yetim'in oynadığı diğer oyunları da gideceğim diye, işte Wozzeck müzikalini oynuyordu o sene. Koşukça Emre Yetim nerede oynuyorsa ben onları hemen seyretmeliyim deyip dedim ki bu ne biçim bir performanstır. Ben Mars'ın sahneye çıkışını hatırlıyorum. Evet. Bak kaç sene geçmiş. Evet. Üzerine i̇şte kaç Emre oyun Yetim izlemişim. O çıkışı hiçbir zaman müthiş, gitmiyor aklıma. Müthiş. Yani. O hırs. Evet yani o böyle Mars, gözünü kamburması. Mars gerçekten o yani aynen. Savaş tanrısının savaş tanrılığını bana iliklerime kadar hissettirdi yani. Aynen, çok güzel bir oyun, evet. Müthiş bir oyundu. Hadi bir daha gidelim. Evet, değil mi? Emek Tiyatrosu yeniden sahne alsa biz gidelim. Evet. Aynen öyle. Benimki işim bu kadar. Bende de şey var, geçen hafta kübizmden bahsetmiştim. Bu hafta fütürizmden bahsedeceğim. Fütürizm 1912 yılında Marinetti adlı İtalyan bir şair tarafından manifesto ediliyor ama kendi fikri olarak manifesto ediliyor. Hani bir yerden esinlenmiyor, yani bir ressamın bir eserini görüp yapmıyor. Kendisi bir manifesto sunuyor İtalya'ya. Aslında kaç İtalya'ya yılları? Değil, 1912. Fransa'da. Bir şiir yazıp Fransa'ya gönderiyor ve orada da manifesto edilmesini sağlıyor. Geleneksele karşı bir duruşu var. Çünkü işte İtalya'da 1880'lere, 1860'a kadar minik minik bir krallıklardan oluşuyor ve ondan sonra aslında bir bütün haline geliyor. O zamana kadar İngiltere zaten 1770'lerden sonra sanayi devrimi vesaire kendi gelişmesini sağlıyor ama İtalya henüz o gelişmeyi sağlayamadı. O yüzden İtalyan gençleri gelenekseli bırakalım, artık geleceğe bakalım. Teknoloji, üretim, sanayi, bunlar üzerine ilerleyelim diye bir manifestoyla ilerliyorlar. Teknoloji yanlılığı çok fazla ve sonrasında 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalya tarafsızlığını ilan, evet, ediyor. Doğru. Tarafsızlığını ilan ettikten sonra İtalya'da gruplaşmalar başlıyor. Hı. Savaş karşıtlığı ve
savaşa katılmamız gerekiyor diyenler arasında. Diyenler. Savaş yanlılığı. Fütüristler savaş yanlısı oluyor. Hı-hı. Ve İtalya'yı direkt olarak savaşa yönlendiriyor. Çünkü şeyler çok fazla. Toplumdaki duruşları sosyolojik olarak şey karakterler. Etki alanları etki geniş. Etki alanları geniş ve gerçekten İtalya'yı savaşa sürüklüyorlar. İtalya savaşa giriyor. Evet. Bu sırada yani bayağı eylem falan yapıyorlar. 1918'de savaş bitiyor. Mussolini'den bahsedeceğim bu dönemde. Şimdi Mussolini aslında Sosyalist Parti üyesi. Ha, bunların hepsi böyle başlıyor. Evet, başlamışlardan nereye? Hitler de öyle başlıyor. Hepsi bunlar sosyalist bilmem ne falan işçemişçi. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nda savaş yanlılığını söylüyor ve Sosyalist Parti'den kovuluyor. Hı-hı. Gidip İtalya için savaşıyor. 3 yıl boyunca savaşıyor ve geri dönüyor. Savaş bittikten sonra Mussolini ulusalcılığa doğru bir eğilim göstermeye başlıyor. Ulusalcı dediğin tontiş bir milliyetçilik aslında. Tabii. Tontiş bir milliyetçilikten faşizme gideceğiz şimdi. Evet. Ve sonrasında ulusalcılığa kaydıktan sonra 1922 yılında Mussolini faşist partiyi kuruyor. Faşizm kelimesini kendi buluyor. Aa. Evet. Ve faşizm kelimesini lügata sokan İlk kişi. Wow, çok güzel bilgi. Faşizm de şuradan geliyor. Fasci, hı-hı, Latince'de demet ve birlik anlamına geliyor. Ve Antik Roma'da da fasci, gene aynı kelimenin, minik 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 ahşapların bütünüyle sarılmış, ucuna da demir bir şey takılmış mızrak. Aa, güzel. Evet. Ve buradan esinlenerek faşizm kelimesini buluyor, hı-hı, ve faşist partiyi kuruyor. Partinin adı faşist. Evet. Vayın aslında ne kadar radikal şimdi. Faşist partiye. Aynen öyle. Güzel. Ya senin faşizm dediğin şeyin aslında başlangıcı öyle, evet, oluyor. Güzel. Ve sonra 1922 yılında Mussolini iktidara geliyor. Fütüristlerle beraber iktidara geliyor. Aslında fütüristler iki döneme ayrılıyor. İşte 1912 yılında o geleceğe doğru bir hani teknoloji sevdalılığı. İşte ama tabii ki de biraz da ulusalcılık var çünkü hani İtalya'yı kalkındıralım ve İtalya'yı bir güçlü bir devlet yapalım mentalitesinden. Evet. Sonra 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1922 yılında Mussolini ile beraber artık tamamen faşizme doğru bir şey oluyor ve fütüristler hani geldiğimiz noktada aslında hani bana bakarsan hepsi faşist. Fütürist ressamlara falan baktığında gerçekten bir yenilik görüyor. Yeni bir şey var. Anladın mı? Hani zaten bir dinamik var, bir hareket var. İleriye doğru bir hareketin resme aktarılmasını görüyorsun. O resimlerde böyle bir mesela bir köpek koşuşu, yanında bir kadın koşuşu, güzel, o hareketin betimlenmesini görebilirsin. Ya da işte bir savaş alanında bir siper var, bir tren gidiyor. İçinde işte İtalyan askerler trenden dışarı doğru ateş ediyor ama o hareketi, evet, tabloda gördüğün anda anlayabiliyorsun. Bir ileriye doğru bir film yapmak bir, istiyorlar aslında. Evet, hareket var. Animasyon yapmak istiyorlar. Evet, yani aslında bu hani fotoğraf sanatında da aynı şekilde. Fütürist bir fotoğrafçı var, adını hatırlamıyorum. Bir şey çekiyor böyle. Sen işte atıyorum buradan bir şey içiyorsun, geriye doğru yaslanıyorsun. Ardı sıra onları, fotoğrafları arka arkaya yaptığı zaman aslında bir böyle bir ileriye doğru bir hareketi izliyorsun. Evet, film. Mesela Marinetti de şöyle bir adam. Çok ilginç bir şair, edebiyatçı. Büyük katkıları da var aslında. İlk sesli şiir yazmış insan. Evet, işte. Sesli şiir ne demek? Sesli şiir şu. Savaş alanındasın ve sürekli top ve işte şey kurşun sesleri duyuyorsun. Ve bunu sadece sesin sende uyandırdığı çıkışı yazıyorsun. Tam 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 tam. Tum 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 tum. Aa, öyle. Evet. Çok ilginç. Evet, kaç sene sen bas? 1900'lerin başındayız tabii, hala. Tabii, tamam. Evet. Benim de anlatacağım şey buydu. Güzel, güzel keşif. Teşekkür ederiz Yasemin. Gene bizim ufkumuzu açtın. Sen de bizim müthiş ufkumuzu açtın ufkucuğum. Körler sarar bir de. Peki bunun dışında rotamız var bir de. Bir rotamızdan da kısacık bahsedelim. Geçtiğimiz hafta yel değmenine gittik. Ya bir keşif yapmak istediğimiz için aslında yel değmenin keşfi yaptık. Apartman 52'nin birkaç sene önce kapandığını biliyorduk ama biz yine de bir kapısına baktık. Kapalıydı. Sonra Koliart'a gittik.
kapalıydı hani maalesef. Zone 60'a gittik, kapalıydı derken yer demeli büyük bir umutla sanat merkezi olabilir mi demiştik ama aslında bayağı sanat merkezi olmaktan çıkıp kahveci. Tabii sadece kahveler vardı. Brownie'ci falan olan bir yer oldu gerçekten. Üzüldük ya, ben üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım. Çünkü aslında yer değirmeni çok yükseliyordu 5 yıl öncesi itibariyle. Yani pandemiden önce böyle bir sanat merkezi olma olabilirdi yönünde ilerliyordu işte. Heykel atölyeleri, seramik atölyeleri, resim atölyeleri, galeriler, minik 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 işte bunun yanında butik kafeler, işte üçüncü nesil kahveciler vesaire, farklı tatlar deneyimleyeceğimiz bir yer olabilirdi. Ama ve tiyatro olanları da vardı. Tabii tiyatro olanları da, ki senin çok sevdiğin bir tiyatro alanı var. Kanayan yaram duşan tiyatron. Gerçekten hani ağlayabilirim. Orada birçok yeni sahne vardı ve alternatif sahnelerdi. İyi gidiyordu aslında ama bu hani bilhassa tabii ki alternatif tiyatrolar her zaman sallanır, sallantıdaydı. Çünkü yeni bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Belki bir süre sonra herkesin çok revaçta göreceği bir alan olacak ama şu anda ekonomik olarak direnmek, hele ki bu hükümetle, bu hükümetin bu politikalarıyla direnmek hiç kolay değil. Yani çünkü sadece, yani üzgünüm ama tiyatrodan nefret eden, sanattan nefret eden bir grup insanın hükümette olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yani maalesef bunu açıkçası hani aksini söyleyebilenin, yani hiç düşünme, hiç yani söyleyebilmek mümkün değil. Sanattan, tiyatrodan nefret eden bir yönetimle birlikte şu anda tiyatronun ayağa kalkması mümkün görmüyorum. Ekonomik olarak ayağa kalkması mümkün görmüyorum. Tam tersi de bir tiyatro seyircisi olarak üzgünüm, çok bencilce bir şey söyleyeceğim ama o kadar güzel oyunlar çıkıyor ve çıkacak ki önümüzdeki zamanlarda, yani şu anda bir tarih yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu tarihi oyunlarda seyredeceğiz. Böyle düşünüyorum. Tiyatro muhteşem bir oyun alanıydı. Muhteşem bir tiyatro alanıydı. Elimizden bunu almalarına üzgünüm. Hani oradaki işletmeci orayı kapattı diyemeyeceğim. İnsan, bu insanlar, bu yönetimdeki insanlar elimizden bunu aldılar. Ve yer değmeninde de birçok diğer sanat alanı gibi buraların da kapanması beni çok üzdü. Ha bu yarın bir gün değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Elbette ki eski haline gelebilir ama üzücü yani. Evet, ben de üzüldüm ya. Gerçekten çok büyük bir beklentiyle gitmiştim çünkü oraya. Çünkü ben 5 sene önce bıraktım yel değirmenini. 5 sene önceki oradaki yel değirmeni kafeler dışında, hani insan kalabalıklığından bahsetmiyorum. İnsan genel kalabalıklı evet. Kafeler tıklım tıklımdı fakat ama sanat anlamında hani neredeyse hiçbir yerin kalmamış olması beni çok üzdü. Çok gene var olan yerler var. Seramik atölyeleri var gördüğümüz, hala evet. Mevcut olan ama galeri bağında hani göremedik, üzüldük. Evet. Haş Galeri'de küçük bir şeyler vardı. O güzel, tatlıydı. Artier'da vardı. Artier bir çalışma alanı, ortak çalışma alanı. Ve geçtiğimiz sene Biennale'de konuk olmuştu aslında. Biennale alanlarından bir tanesi. Bu yüzden kıymetli. Ama bunun dışında Nox vardı. Yani muhteşem, yani benim açımdan açıkçası. Bir daha hani yeni sergi gelince koşarak gideceğim bir yerdi. Çok hızlı aksiyon aldıkları bir sergi yapmışlardı. Tabii ki ben iyi bir kürasyon olduğunu düşünmüyorum. Birbirinden bağımsız çalışmalar vardı ama hani depremin hemen ardından çok depremle ilgili yapmışlar, evet. Evet, bir iş önemli yapmaları. Bir şey. Bir de bunu dijitalde yapmaları. Ve bunu açıkçası alt katta, kapalı bir alanda, hani o bizim travmalarımızın üstüne basarak, İstiklal'de de acaba hani İstanbul depreminde de İstiklal'de de ne olacak gibi bir yerden bize bunu vermeleri, bunu hızlıca yapmalarını ben çok sevdim. Ben Nox'a bakarım bundan evet, sonra. Ziyaret edebileceğimiz mekanlardan bir tanesi olarak not aldık. Aynen. Luna'da da gerçi bizim gittiğimizde bir şey yoktu ama bakılabilir. Evet, mekan olarak güzeldi. Evet. Ben beğendim. Evet, güzel. Luna Galeri'yi de ziyaret edip. Orası iki farklı mekanda aslında. Bir tanesinde de ben konuk olarak orada yer almıştım bir sergide. Fakat o yer aldığım sergi mekanını kapatmışlar. Onlar da büyük ihtimalle pandemi etkisiyle yönetememişler. Hani bütçesel olarak yetememişler. Küçüldüler belki. Küçülmeye gitmişler. Fakat diğer mekanları hala duruyor aynı yerinde. Sergileri orada devam ediyorlar. Bakılabilir. Evet. Sevdiğimiz yerler güzel bence. Tesadüfen bir yere oturduk. Annapurna.
güzel bir yerdi. Çünkü burada böyle bir şey var. Hatta şöyle müdavime doğru gidiyorduk. Pardon, No 39'a doğru gidiyorduk yani her zamanki yerimizi. Müdavim de çok severiz tabii. O tarafa doğru bakıyorduk. Anda böyle burada bir şey var dedin sen. Dedik oturun bir kahve içeceğiz alt üstü. Ama cheesecake'çi ama ondan sonra şey Rabia yanımıza geldi. Oranın kurucularından birisi. Bilerek mi geldiniz gibi bizim yanımıza geldi. Yok dedik bilerek gelmedik. Orası bir çöpsüz mekan aslında. Hiç yani çöp çıkmıyor. Atıklar kompost oluyor ve bir başka alana gidiyor. Gelen ambalaj atıkları diyebileceğimiz ürünler o çöp olmaktan çıkıyor ve üreticileri geri gidiyor. İyi bir permakültür alanı olabilir. Yani iyi bir bütüncül atık yönetimi alanı olabilir. Eğer oralarda yaşıyorsanız, örneğin işte yumurta viyolünüz var, ne yapacaksınız, çöpe mi atalım diyorsanız, Yerdemir bölgesinde yumurta viyollerinize talipler, orada hani ilişkilerinize talipler. Annapurna hem cheesecake'di, lavantalı bir cheesecake yedik. Çok lezzetliydi. Öyle lezzetliydi epeyce. Ya şeye bile talipler yani, üreticilerden gelen plastik atıkları evet. bile talipler. Biz bunları toplar geri göndeririz evet. üreticilere. Çünkü ben büyük kriz yaşıyorum o konuda. Hmm. Beşiktaş bölgesinde böyle bir alan yok. Maalesef. Keşke olsa burada da hani öyle bir alan. Keşke ben de versem bana gelen üreticilerden işte gelen plastik atıkları işte kağıt şeylerini ve toplansa ve üreticilere geri dönse evet. tekrardan değerlendirilebilse. Evet maalesef. Güzel. Ama yani o anlamda değerli bir yer olmuş. Bir de termosumuzu doldurdular. O evet. çok tatlı. Kendileri söyledi üstelik hani burada çünkü pet şişe verilmiyor. Ve bunun dışında hani kahveleri de mesela bu tek kulonluk kahve filtreleri de yapmıyorlar falan. Bu bayağı güzel bir dönüşüm var aslında. Evet. Bizim suyumuzu doldurup bizi yolcu da ettiler yani. Güzel bir alan. Tesadüfen çok tatlı bir yere oturmuşuz. Evet çok güzel bir yere oturduk aynen öyle. Sonra da rotamızın devamı Mama Bowl'a gittik. O da Cafer Ağa'da. Kadıköy sinemasına gitmeden hemen evvel Mama Bowl'a gittik o günde. Orası da güzel. Hem vejetaryen hem vegan şeyler var. Bowl'lar ve kaseler var. Yeni nesil hani içinde böyle birçok proteinin işte yağın vesairenin olduğu böyle yeni nesil yerlerden bir tanesi. Onu da bir davetle aslında gitmiştik. Bowl'lar çok doyurucu. Çok, bir zorla bitirdik. Çok doyurucu. Güzel, lezzetli, güzel böyle şeyler güzel. Hibiskus çayı da çok güzeldi. Çok güzeldi. Değil mi? Evet. O da güzeldi. Ve rotamızı, rota yer değirmenini. Sonra tabii ki çivicilik yaptık. Yani çivinin mekanlarımızdan biri de. Bir binaya uğradık sergi binaya var mı uğradık, diye. Evet. Ertesi gün aslında şu an mevcut da var bir sergileri. Evet. Kadıköy'deyseniz de binaya muhakkak uğrayın evet, ya. Evet doğru çok güzel hatırlattın. Sonra da Kadıköy sineması Balina'yı izlemeye gittik. Evet. Güzel bir rotamızdı bu haftalık. Bu kadar diyebilir miyiz? Bu kadar. Bayağı da konuştuk bence. Daha ne diyelim. Daha ne diyelim ya. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.